El Furkan Medya diye bir arkadaşımız soru sormuş. Demiş ki, tağut mahkemesi hakkında açılan bir davada mahkeme bizi çağırdığında mahkemeye gidenleri tekfir edenler var. Abi bu konu hakkında ne dersin diye bir soru sormuş. Öncelikle bu konuyu sana kısaca bir özetleyeceğim. Teferruatlı bilgi elde etmek istiyorsan bizler savunmacılara çok güzel bir cevap verdik. İmam Buhari'den ekran görüntüsüyle beraber, Selef'ten ekran görüntüsüyle beraber, delilleriyle beraber bunları size sunduk. Ama özet olarak söylemek gerekirse, bizim savunmacılarla aramızdaki ayrılık noktası şuradan kaynaklanıyor. Onlar diyorlar ki, savunma muhakemenin bir parçasıdır. Dolayısıyla savunma yapmak küfürdür. Ve savunma yapan herkes de kafirdir. Dolayısıyla siz de kafirsiniz diyorlar. Arkadaşlar, yani size böyle çok detaylı şeyler anlatamıyorum. Bazı şeyler için zaman aşımı lazım. Bazı şeyler için resmi olarak zaman aşımı lazım. Zaman aşımı olduğunda ben size çok şeyler anlatacağım. Hem de böyle isim vererek detaylarıyla size çok şeyler anlatacağım. O zaman birçok insan sokağa bile çıkamayacak. Ama şu anlık anlatamıyorum. Fakat böyle bazı aralarda doneler veriyorum. Canlı yayını takip edenler aralarda bir şeyler kapıyorlar. Bu savunma meselesini ilk çıkaran vatandaşları tanıyoruz. Bu savunma meselesinin nasıl çıktığını da biliyoruz. Bu vatandaşların şu an ne yaptığını da aynı şekilde biliyoruz. Ve bu vatandaşların ortaya koydukları akidelerinden nasıl döndüklerini, şu an kaça ayrıldıklarını falan hepsini biliyoruz. Ve arkadaşlar, bunların bize sundukları temel işte savunma mahkemenin bir parçasıdır, dolayısıyla küfürdür sözüne karşı bizim de geliştirdiğimiz ve onlara cevap olarak verdiğimiz bazı şeyler var. Temelde bizim ortaya koyduğumuz ikrahtır. Biz diyoruz ki ikrah ikiye ayrılır. İkrah-ı mülci, ikrah-ı gayrimülci. İkrah-ı mülci kabul edilir ikrahtır. İkrah-ı gayrimülci kabul edilemeyen, reddedilen ikrahtır. Dolayısıyla bir mümin için, bir Müslüman için ikrah varsa, o Müslüman bu ikrahı sebebiyle gidip kendisini savunuyorsa, bu ister muhakeme olsun, ister olmasın, ister şirk olsun, ister olmasın, Müslüman kafir olmaz. Çünkü Allah ve Resulü ikraha bir sınır koymamıştır. Allah ayette ikraha bir sınır koymamışken, ikraha sınır koyan kafirdir. Peygamber hadisinde ikraha bir sınır koymamışken ikraha sınır koyan kafirdir. Hatta İbn-i Teymiye icma naklediyor ki ikrahın sınırının olmadığını alimler icma nakletmiştir. Abdülkadir Polat ikrah yazın, Türkiye'de görüp görebileceğiniz en detaylı videoyu yaptık. Alimler, Allah, Resulü, Peygamber, ümmet, kimse ikraha bir sınır koymamışken bunların ikraha sınırlar çizmesi onların kafir olması için yeterlidir. Çünkü teşri yapmak, Allah ve Resulü dışında söz söyleyip küfür olmayan şeylere küfür ismini vermek ve bunun üzerinde teviller yapmak kişiyi kafir yapar. Biz demokratlara siz teşri yaptınız, kafir olsun dediğimiz, kafir oldunuz dediğimizde cici oluyoruz da, uzun sakallı olan çakma tevhidçilere siz teşri yaptınız, kafir oldunuz dediğimizde niye öcü oluyoruz? Kişiyi cennete koyan selefi olması değil ki. Kişiyi cennete koyan Allah'a şirk koşmamasıdır. Yani bu Hanzalacılara, bu Murat Gezenler tayfasına nasıl tavır koyuyorsak bunlara da tavır koyuyoruz. Bunu Allah için yapıyoruz arkadaşlar. Bu adamlar benim malımı çalmadı yani. Ben bu adamlarla bir derdim yok. Ben bunu Allah için yapıyorum. Buraya çıkıp size çiçek böcek de dağıtabilirdim. Velhasıl birinci done bu savunma meselesinde ikrah meselesi var. İkrahın dışında savunmanın mahkemenin bir parçası olmadığına dair alimlerin mücmel olmayan hatta muhkem olanın bazı sözlerini naklediyoruz. Örneğin İmam Buhari'nin sahihinde cehmi bir kadıya ayaklarıyla gidip bir Yahudi ile beraber muhakeme olan ve cehmi kadıdan hüküm talep eden bir Müslümanın kıssasını Sahih-i Buhari'de naklediyoruz. Bunun dışında böyle bir sürü kıssa var. İnşallah o videoyu izlersen, Abdülkadir Polat savunma yazar ya da Abdülkadir Polat ikrah yazar. O videoyu izlersen, özellikle savunma ve ikrahı mutlaka izle. O videoyu izlersen aklında bir şüphe kalmayacaktır. Furkan kardeşim.